sevgili gençler, işte geldik, buradayız. Biz problemler dostayız diyoruz ve bakın bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi birazcık daha iş ciddiyete bindi çünkü tişört giyildi. Tişört girildiyse o zaman nedir? Olay değişecektir. Evet, ne oldu Etra be? Hiç. Hiç, evet. Tamam, tişörtümüzü giydik ve geldik arkadaşlar. Kaçıncı sorumuzda kaldık? 27. sorumuzda. Diyor ki burada, bakın bu soruda, bir fidan diyor her ay bir önceki aydaki boyunun 1/3 kadar uzamaktadır diyor. Bu fidan dikildikten sonra 6. ayın sonundaki boyu 128 santimetre olduğuna göre 3. ayın sonunda boyu diyor kaç santimetredir? Şimdi normalde bir ağacın uzamasından bahsediyor, doğru mu? Neyi vermiş? 6. aydaki boyunu vermiş. Yazıyorum şöyle, 6. aydaki boyunu vermiş. Bize neyi soruyor? 3'ü soruyor. O zaman şöyle diyeyim ben. 3. aydan başlıyorum. 3. ay. Bakın 4. ay, 5. ay ve nedir? 6. ay. Doğru mu? Bunları bu şekilde yazdım. Şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar burada? Bir fidanın boyunun 1/3'ünü alacağım. Mesela ben buraya bir şey diyeceğim. Bunun 1/3'ünü alacağım. Doğru mu? Bakın buraya geçerken. Mesela buraya göre ne yapıyorum? 1/3'ünü alıyorum. Burada, yani buradaki boyuna 1/3 ekleyeceğim. Peki 4'ten 5'e geçerken yine 1/3'ü kadar uzatacağım. Doğru mu? Peki buradan buraya geçerken yine 1/3'ü kadar uzatacağım. Doğru mu? Kaç defa 1/3 uzatıyorum? 3. Bakın 1, 2, 3. Doğru mu? 3 defa. O zaman kesirli sayılarla uğraşmayın diye hemen bunların paydalarına bakın. Bak 3, 3, 3. Çarpın bunu. Kaç oldu? 27x. O zaman 3. aydaki boyu bunun 27x olsun. Şimdi arkadaşlar ben buraya ne ekleyeceğim? Bakın bu boyun, yani 27x'in üzerine neyi ekleyeceğim? Buranın 1/3'ünü. Şimdi bu sayının 1/3'ü ne? Alalım bunun 1/3'ünü. Bakın 27x'in 1/3'ü ne? 9x. Doğru mu? Hemen 9x'i ekliyorum. Buradan ne geldi? 36x. Demek ki 4. aydaki boyu bu. Peki geldim buraya. Bakın buradaki boyu ne olacak? 36x'in üzerine ben bunun 1/3'ünü eklemeyecek miyim? 36'nın, yani bir önceki ayın 1/3'ü, yani 12x. Ne geldi? 48x. Öyle değil mi? Geldim buradaki boyuna. Bakın 48x'in üzerine 1/3'ü ekliyorum. Doğru mu? 1/3 ne yapar? 16x. Peki 48, 16 daha ne olur? 64x. Şimdi arkadaşlar bunun 6. aydaki boyu 64x değil mi? İşte bu 64x eşittir neymiş? 128 santimetre. X ne olur? 2. Neyi soruyordu bize? 3. ay. 3. ay eşittir 27x ise 27 çarpı 2. Ay kız buradan ne çıkar? 54 çıkar. Oldu mu? Var mı sorun? Problem yok değil mi? Güzel. Geldik şimdi 28. sorumuza. Bir çubuk diyor, 4 eşit parçaya bölünüyor. Sonra da parçalardan biri 5, diğeri 3 eşit parçaya bölünüyor. Arkadaşlar benim elimde bir çubuk var. Bak hemen olayı yaşayacaksınız. Çubuğu alıyorsunuz. Siz 4 eşit parçaya bölüyorsunuz. Çat, çat, çat. Böldün mü? Tamam. Sonra ne oluyor? Biri 5, diğeri 3 eşit parçaya bölünüyor. Bakın birini 5'e bölüyorsun, birini 3'e. Ya bu ne demek? 4 eşit parçaya bölmek ne demek arkadaşlar? 4 eşit parçaya bölmek demek, bunun Türkçe anlamı, yani matematikteki karşılığı 1/4. 5 eşit parçaya bölmek demek 1/5, doğru mu? Yani 5 eşit parçaya bölüyorsam o zaman ne yapıyorum ben bunu? 1/5. Bu ne? 3 eşit parçaya bölmem demek, o zaman onu da 3'e bölüyorum. 1/3 gibi düşünebilirsiniz. Yani anlatmak istediğim şu. Sen 4 eşit, 5 eşit ve 3 eşit parçaya bölüyorsan o zaman bu çubuğun boyuna, bak çubuk ne olur? 4, 3 ve 5'in çarpımı. 5 çarpı 4 çarpı 3 eşittir 60x diyelim. Tamam mıdır? Şimdi 60x ise 4'e böldüm. Bak ne oldu buralar? 15x, 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 15x diyerek yazabilirim. Doğru mu? Tamam. Şimdi ne yaptık? Birini 5 eşit parçaya bölüyorum. Bak şimdi. Aldım burayı, 5 eşit parçaya böldüğümüz 1, 2, 3, 4, 5. 5 eşit parçaya bölmen demek ne demek? O zaman her biri, 15'i 5'e bölersen ne olur? 3x demek. Doğru mu? Peki geldim buraya arkadaşlar, ne yapıyorum? 3 eşit parçaya bölüyorum. Aha bak, 3 eşit parçaya böldüm. 15'i 3'e bölersen ne olur? Burası da
5x olur, doğru mu? Bize ne diyor? Elde edilen parçaların boy farkı diyor 6 santimetre oluyor diyor. Yani bunun anlamı şu arkadaşlar. O zaman 5x eksi 3x eşittir 6. Yani 2x eşittir 6. X eşittir 3 demektir. Neyi soruyor? İlk durumdaki çubuğun boyu. Demek ki o zaman çubuğun boyu, bakın, çubuğun boyu ne olur? 60x. 60x nedir? 60x. 60 çarpı 3, o da eşittir 180'dir. Tamam mıdır? Bunu böyle çözebilirsin. Yani olayı yaşayın diye böyle yazdım. Ya da şöyle düşün. Hocam ben bunu şöyle yapsam. Çubuğun boyuna, bak, çubuğa x de. Ne yapıyorsun önce çubuğu? Önce 4'e, sonra 5'e bölüyorsun. Değil mi? Bakın burada önce 4 eşit parça, sonra 5 eşit parça mı bölünüyor? O zaman bir parça uzunluğu. Bakın, bir parça. Ne olur? Sen önce x'i 4'e böldün, sonra 5'e böldün. O zaman buradaki parçanın uzunluğu bu olur. X bölü 4 bölü 5 olur. Rasyonel sayı gibi düşün. Diğeri de ikinci durumdaki parça ne olur o zaman? Sen x'i zaten 4'e böldün. Sonra bunu ne yaptın? Bir de 3 eşit parçaya böldün. Bölü 3. İşte bu ikisi arasındaki fark. Yani ne oluyor? Burası, bunun anlamı burası ne gelir? X bölü 20 eksi x bölü 12, fark etmez hangisini yazman önemli önce. Yani sonuçta bu eksi de çıksa artı olarak alacaksın. Hani hangisi küçük hangisi büyük olduğuna bakma, onu demek istiyorum. Bunların boy farkı, yani şöyle düşün, mutlak değer gibi düşün. Neymiş? Bu 6 santimetreymiş. Payda eşit arkadaşlar, hemen buradan payda eşit. Ne olur? Bakın burası 3, burası 5, doğru mu? Ne oluyor? Buradan şu geliyor. 2x bölü 60 eşittir 6, değil mi? Bakın 3 eksi 5 eksi 2, mutlak değer olarak düşün dedim. Ne çıkacak dışarı? 2x. Bunu da sadeleştirdiğimde ne gelir? Bakın x eşittir 180 gelir. Böyle de düşünebilirsin. Tamam mıdır? Bu da arkadaşlar bunun bedava, İBAN yolu. Tamam mıdır? Özel yol. Aynen, verdim hadi. Aha, İBAN yolunu verdim. Yolla. Benim İBAN'ı yolla ama. Aynen. Bankadan arıyorlar, açamıyorum. Ev sahibi kapıda, kaçamıyorum. Bedava dedim. Dedin mi? Peki. Geldik şimdi arkadaşlar 29. sorumuzdayız. Bakın burada da bize demiş ki 2 kilo elma ve 5 kilo portakal için ödenen toplam para 3 kilo muz için ödenen paraya eşittir. Şimdi bizim elimizde bir para var. Bakın bu paraya biz ne yapıyoruz? 2 kilo elma, direkt yazıyorum, artı 5 kilo portakal. 2'ye artı 5B eşitmiş neye? 3M'ye, 3 kilo muza. Geçiyorum. Diyor ki bize 1 kilo muz fiyatı 4 kilo elma anlamı. Yani 1 kilo muz fiyatına 4 kilo elma alınabiliyormuş. O zaman bunun anlamı şu mu? Yani 1 kilo muz eşittir 4 kilo elmaya. M eşittir 4'e. Bize ne diyor? 2 kilo portakal fiyatına kaç kilo elma alınabilir? Arkadaşlar önce ben şurada bir denklemi bir kuralım. Bakın M eşittir 4'e. Aldım bunu, şurada yerine yazsam. Yani buradan ne geliyor? Yazdığım zaman şöyle bir şey mi geliyor? 2E artı 5B eşittir. Kaç oldu? 3 çarpı 4E. İşlemi yapacak olursam, bakın buradan 5P eşittir. Burası 2E, burası ne? 12E. At karşıya, 10E olur. Yani bunun anlamı şu. Demek ki portakal eşittir 2 kilo elma eşit. Yani 1 kilo portakalın fiyatı 2 kilo elma. Bize neyi soruyor? 2 kilo portakal fiyatına kaç kilo elma alınabilir? Arkadaşlar 1 kilo portakal 2 kilo elma ise, o zaman ben şunu yazabilir miyim? 2 ile çarp, 2 kilo portakal 4 kilo elmaya eşittir. Doğru mu? Zaten bize bunu sormuyor mu? Yani kaç kilo elma alabiliyorsun? 4 kilo elma alabiliyorsun. Bu kadar. 2P eşittir 4T. Olay bu. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın, geldik 30. sorumuza. Burada da bize diyor ki bir sınıftaki öğrenciler sıralar üçerli otururlarsa bir sıra boş kalıyor. Dörderli otururlarsa üç sıra boş kalıyor ve sıranın birinde iki öğrenci oturuyor. Bu öğrenciler sıralara beşerli gruplar halinde otururlarsa kaç sıra boş kalır? Değil mi? Evet, onu soruyor. Şimdi arkadaşlar şunu söylemiştim. Bakın buna benzer yine bir soru çözmüştüm. Dedim ki siz burada değişmeyen, yani sınıfın içerisinde değişmeyen şey ne? Sıra sayısı ve öğrenci sayısı, doğru mu? O zaman ben şöyle desem. Sıra sayısına, bakın sıra sayısına x dersek. Buna benzer bir soru çözmüştüm, iyi hatırlayın. Şimdi öğrenci sayısını yazıyorum. Öğrenci sayısı. Hadi bakalım yazalım. Şimdi sınıfta
X tane benim sıram var. Bu öğrenciler üçerli oturuyorlar. Bir sıra boş kalıyor. Arkadaşlar sıranın biri boş. Bak sıranın biri boş. Doğru mu? Ve her sırada 3 öğrenci var. Bakın sıranın biri boş. Her sırada 3 öğrenci var. Tamam. Bu bir denklem. Başka ne var? Diyor ki dörderli otururlarsa 3 sıra boş kalıyor. Ve sıranın birinde 2 öğrenci oturuyor. Ben size soruyorum. Diyorum ki dörderli oturulan sıra sayısı kaç diyorum. 4 kişinin oturduğu sıra sayısı kaç? Bir defa ben buradan neyi çıkartacağım? Önce 3 sırayı çıkartacağım. Çünkü bunlar boş. Boş sıralar olduğu için orada kimse oturmuyor. Ve arkadaşlar sıranın birinde de farklı sayıda kişi oturuyor. Doğru mu? Bakın burada diyor ki dörderli otururlarsa 3 sıra boş kalıyor. Ve sıranın birinde 2 öğrenci oturuyor. Yani burası boş sıralar. Burası da 2 kişi oturan. Değil mi? Oturulan sıra. Yani 2 kişinin oturduğu, 2 öğrencinin oturduğu. O zaman dörderli oturulan sıra sayısı bu değil mi? Yani 4 kişinin oturduğu kaç sıra vardır diyorum. X-3. Bir de farklı sayıda oturan kişiyi de çıkartın. O sırayı da çıkartın. İşte bu. Ve şimdi buna ne ekleyeceğim? Artı diyeceğim. Öğrenci sayısını buluyorum ya. Sıranın birinde, bakın sıranın birinde, işte bu sırada, bir tane sırada ne vardı? 2 öğrenci oturuyordu. Olayı anladınız mı? Bakın şuraya dikkat. Şimdi öğrenciler sıralara dörderli oturursa 3 sıra boş kalıyor. Sıranın birinde de 2 öğrenci oturuyor. O zaman dörderli oturulan sıra sayısı nedir? X-3-1. Artı diyorum. Şimdi bir sırada 2 öğrenci oturduğu için 1 çarpı 2 diyorum. Peki buradan ne geliyor? Bakın şöyle dağıtalım. 3x-3 eşittir. Burayı dağıtalım. Bakın 4x-, burası -4 olduğu için çarpın 16. Artı 2. Buradan ne geldi? 3x-3 eşittir. 4x-14. Ve hemen ne yapıyorum? Bakın şu ifadeyi, bunu buraya gönderin, bunu buraya gönderin. Ne gelir? 11 eşittir x. X'in değeri 11. Yani sınıfta 11 tane sıra var. Arkadaşlar bize diyor ki peki öğrenci sayısını da bir bulalım, öğrenci sayısını. Öğrenci sayısı kaç arkadaşlar, öğrenci sayısı? Nedir? Herhangi birini kullanın. Aha ben şunu kullanıyorum. x-1 çarpı 3, yani 10 çarpı 3 eşittir 30 tane öğrenci var. Belediye otobüsü gibi maşallah. Şimdi 30 tane öğrenci var. Şimdi ne diyor? Kaç kişi oturuyormuş sıralara? Beşerli gruplar halinde oturuyor. Arkadaşlar beşer kişi oturursak, yani 5 kişinin oturduğu sıra sayısı nedir? 5 kişinin oturduğu sıra sayısı 30/5, doğru mu? 6 sıra. Yani 6 sıra dolu. Bakın 6 tane sıradır, doğru mu? Peki kaç sıra boş kaldı? Boş kalan sıra sayısı, boş olan 11-6, değil mi? 11 sıra vardı çünkü. 11-6, 5 tane sıra boş kalmıştır. Olayı anladık mı? Bakın öğrenci sayısını buldum. 30. Her sırada beşerli, yani ben ne yapıyorum bu sefer? 5 kişi beşerli oturtuyorum. 30/5, 6 sıra ne oldu? Dolu. 11 sıradan 6'yı çıkartırsam ne olur? 5 tane sıramız boş kalır. Anladın mı Etrabe? Anladım. 5 benim kıymetim. Senin kıymetin. Peki o zaman. Geçelim o zaman. Evet, kıymatlım diyor. Şimdi geldik. Okulda 5 alırım. Evet. Benim de ilkokulda resmim 5'ti. Ama müzik 0. Şimdi şarkı söyleyince herkes ya. Evet. Sesim nasıl ama? Güzel mi? Patlat kız o zaman ya, bir tane. Ne söylemek istersin? Öğrenciler şöyle bir kendine getir, bir titret olayı. Ne istiyorsun? İçinden geçen bir parçayı söyle. Öyle bir şey olsun ki senin de bileceğin bir şey olsun. Tamam söyle o zaman, Sarı Gelin'i söyle. Sarı Gelin'i biliyorsun. Hadi söyle. Abi Mustafa Keser gibi adamım, repertuarda her şey var. Evet. Saçın ucu parmazlar, gülü sulu Erzurum çarşı pazar, Leylim aman aman, Leylim aman aman, Sarı Gelin.
İçinde bir kız gezer, oy nenen ölsün, sarı gelin aman. Sarı gelin aman, sarı gelin aman. Suna yarim derler. Ağzına sağlık. Ya hafif hasta olunca ses de karizmatik çıkınca böyle ağzına sağlık. Madem öyle öğrenciler bak ben girdiğimde bir titrediler. Bir irkildiler bir kendine geldiler. Ha evet. Severim ama. Sarı gelin güzel bir parçadır. Aynen. Arada bir götürüp getirmek lazım. Arada bir gezdirmek lazım. Ne yapsınlar? Gariplerim odadan çıkamıyorlar. Arada bir gezdirip getiriyoruz işte böyle. Şimdi geldik 31. sorumuza arkadaşlar. Bakın. Bize diyor ki bu arada ağzına sağlık Etrap. Sesin çok güzel. Gerçekten. Bu kızı okutacağım. Varımı yoğumu satıp bu kızı okutacağım. Şimdi diyor ki bize bir ilik diyor. Kaza 3 metrelik bir iple bağlandığında ulaşabildiği alandaki otları 2 günde bitiriyorsa 9 metrelik bir iple bağlandığında inek ulaşabildiği alandaki otları kaç günde bitirir? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Yani biz bir kaza, şöyle bir kazık düşünün. Buraya çaktık kazı, tamam mı? İneği de bağladık. İnek neyle bağlanmış? 3 metrelik iple bağlanmış. Şimdi arkadaşlar ineği ben bağladım. Tamam mı? İneği bağladım. Şöyle. Aynen inek. Yani o 2 boyutlu inek. Şimdi arkadaşlar ineği bağladık. Bu ne yapacak? Gezecek. Doğru mu? Yani maksimum sonuçta alandaki otlar yiyor ya. En gergin olduğu yere kadar gidecek. Doğru mu? İpin en gergin olduğu yere kadar. Atıyorum gerildi ip. Hop şöyle bir şey olacak. Doğru mu? Yani bir daire çizer. Otları ayaklarıyla çekmediği sürece. Yani sonuçta kafasının gidebileceği maksimum yer. Burası ne? 3 metre. Arkadaşlar bu bir nedir? Alandır. Doğru mu? Birazcık şeyde bahsediyorum. Dairenin alanından bahsedeyim. Daire alanı pi çarpı r karedir. Yani pi r kare. Bakın pi r kare arkadaşlar bu dairenin alanı. Şimdi 3 metrelik ben kaza bağladıysam bu alandaki otlar pi çarpı r'mizde 3 olduğu için yani burası ne? 9 pi. Yani 9 pi'lik bir ot var ve bu alandaki otları yiyor bu. Kaç günde yiyor? Kaç günde bitiriyormuş? 2 günde bitiriyor. Bakın bu alanı 2 günde temizliyor. 2 günde. Peki ben ne yapıyorum? Şimdi bu ineği arkadaşlar 9 metrelik ipe bağlıyorum. Yani ben bunun aldım ipini hop 9 metreye çıkardım. Peki bu inek yine böyle dönmeyecek mi? Değil mi? Yine buradaki otları yemeyecek mi arkadaşlar? Peki bu ineğin alanı pi çarpı r kareden 9'un karesi 81 pi olmuyor mu? Değil mi? Ben size soruyorum. 9 pi'yi 2 günde bitiriyor. Doğru mu? Oran orantıdan çözebilirsiniz. Yani alan ve gün gibi düşünebilirsiniz. Burada şöyle alan 9 pi'lik alandaki otları 2 günde bitirirse 81 pi'lik alandaki otları kaç günde bitirir? Aha işte gördüğünüz buradan çat çat gitti 9. X ne oldu? 18 günde bitirir. Oldu mu? Olayı anladınız mı? Farklı değişik böyle soruları her soru tarzını gösteriyorum. Bakın burada problemlere olabildiğince hakim olmamız lazım. Şimdi geldik 32. sorumuz. Bakın burada da arkadaşlar diyor ki bize Hira diyor içinde bir miktar para bulunan kumbarasına her gün içindeki miktar kadar para atıp sonra içindeki paradan 6 lira alıyor. Hira bu işlemi 3 defa yaptığında kumbarasında para kalmadığını fark ediyor. Buna göre Hira'nın kumbarasında başlangıçta kaç lirası vardır? Şimdi arkadaşlar olayı önce bir şöyle bir yaşamamız lazım. Şimdi normalde Hira'nın kumbarası var. İçinde bulunduğu miktar kadar para atıyor ve 6 lira alıyor. Değil mi? Her gün bunu yapıyor. Kaç defa yapmış bu işlemi? 3 defa. Şimdi başlangıçta benim sonuçta bir param var. Birinci kez bu işlemi yaptığımda, ikinci kez yaptığımda ve üçüncü kez yaptığımdaki duruma bakacağım. 3 defa yapmış ya bunu. Şimdi o zaman bunu ben şöyle düşüneyim. İçerisinde x lira para olsun. Ne yapıyoruz? Benim arkadaşlar içerisine x lira atacağım. Bakın x lira atacağım.
6 lira alacağım. Kumbaramda ne kalır o zaman? X artı X eksi 6 kalır. Doğru mu? Yani benim kumbaramdaki miktar 2X eksi 6 olur. Bakın ne yaptım? İçerisindeki miktar kadar attım, 6 lira aldım. Yani ne oldu? 2X eksi 6 oldu. Doğru mu? Yani bunun iki katını aldım, 6 lira çıkarttım. Sonuçta içerisindeki miktar kadar eklediğinizde. Aynı işlemi ben burada da yaptığım zaman, bakın dikkat edin. İçerisindeki miktar kadar ekliyorum. O zaman ben bunu ne yapıyorum? 2 katını alıyorum. Yani şöyle oluyor. 2 çarpı 2x eksi 6, 6 liraya aldığım zaman da bu kalır. Bakın içindeki miktar kadar eklemem demek, 2 katını almam demek. Doğru mu? Ve ne yaptım? 6 lira çıkarttım. Buradan ne geldi? Dağıtın bunu. Kaç oluyor? 4x, bakın, eksi 12, eksi 18. Peki son durumda ne yapıyorum? Burada da içindeki miktarın iki katını, içindeki miktar kadar atıyorum. Yani iki katını alıyorum. 4x eksi 18 ve 6 lira alıyorum. Doğru mu? İşte bunu yaptığımda ne oluyormuş? Para kalmıyormuş. Yani arkadaşlar bunu yaptığımda burası sıfırlanıyor. Doğru mu? Tamam. Şimdi burayı ben bir sıfıra işleyeyim. Bakın bu işlemi yapalım. 2 çarpı 4x eksi 18 eksi 6 eşittir 0 diyorum. Buradan hemen şöyle yapacağım. Burayı ister dağıtın şöyle. Bakın 8x eksi 36 eksi 6 eşittir 0. Doğru mu? Kaç oldu? 8x eşittir 42. Karşıya gönderin. Her tarafı 8'e bölüyorum. Bakın 8'e bölüyorum. Kaç oldu? 8'e böldüğüm zaman 21 bölü 4. Yani benim param 21 bölü 4'müş. Peki bu 21 bölü 4 nedir arkadaşlar? 21 bölü 4 x hani şıklarda kesirli mi vermiş? Vermemiş mi? Ona bakın. Eğer 21 bölü 4'ü vermemişse paydayı 10 100.000'e götürün, virgüllü çıacak. Ben burayı 25 ile çarparsam gider. Ya da hani sayı büyük geliyorsa şunu yaparsınız. Bakın sayı büyük gelirse 21'i 4'e bölersin. Kaç kere olacak? Nasıl olacak? Bakalım. 5 kere 4, 20. 1'i indirdim, var mı? Yok. Virgül atıyorum. Virgüllü bölmeyi gösteriyorum. Bakın 10. Kaç kere var? 2 kere. 8, 2, 0, 25. Yani paramız ne kadarmış? X dediğim ifadeyi buldum. X eşittir. Ne oluyor? 5,25 TL'ymiş başlangıçtaki para. Tamam mıdır? Olayı anladık mı? Bakın bu şekilde. Peki ya ne yaptım? 2 katını aldım. Bakın arkadaşlar 2 katını aldım, 6 çıkarttım. 2 katını aldım, 6 çıkarttım. 2 katını aldım, 6 çıkarttım. Size bunun başka bir şeyini daha söyleyeyim. Yani bu tamam da bunu mesela diyelim biz 10 defa yapsak hep böyle mi gideceğiz? Yani 10 defa yapsam böyle mi çıkacak? Bunu mu yapmam lazım? Mantıklı mı bu? Şimdi arkadaşlar burada bir kural oluşturuyorum bakın. Şimdi diyeceğim ki bu işin kuralı ne? Yani adam burada ne yapıyor? İçindeki para miktarı kadar. Bak özel yol veriyorum. Tamam mı? İyi dinleyin burayı. Şimdi içindeki para miktarı kadar para atıp 6 lira alıyorsam kural belirleyin. Şunu anlatıyorum yani. Diyelim başlangıçtaki param x. Doğru mu? Ben bunun 2 katını attım. 2x oldu. 6 lira aldım. Ve içinde kalan para miktarı da ne olsun? M olsun. Tamam mı? A olsun, Y olsun fark etmez. Bakın içindeki para miktarı X. Ben içindeki miktar kadar para atıyorum. 2X oldu, 6 lira aldım ve bu kaldı. M kalsın. Peki ben bunun için kuralını buluyorum. Yani paranın kuralını buluyorum. Başlangıçtaki paranın kuralı. 2X eşittir. M artı 6. Şu hatta her tarafı da 2'ye bölersem. X ne geldi? M artı 6 bölü 2. Bu ne demek biliyor musunuz? Arkadaşlar hangi durumu sorarsa sorsun. Mesela burada kaç durum var? Kaç tane durum var çiziyorum. Benim elimde bak kaplar var şöyle. Tamam başlangıçta paralar var. Hatta bunu şöyle yazayım. 1, 2, 3 diyeyim. Tamam mı? Şöyle yazın. Şimdi normalde son durumda ben bu işlemi yaptığımda ne oldu? Son durumda arkadaşlar bu işlemi yaptığımda para kalmamış. 0. Yani M ne? 0. M gördüğün yere 0 yaz. Bak 0. 6 bölü 2, 3. Demek ki burada bu işlemi yapmadan önce 3 lira varmış. Değil mi? Şimdi bir öncekine gidiyorum. Bakın bir öncekine gidiyorum. Bunu 3 defa yapmış ya. 3 defa yaptığı için 3 tane kap çizdim. Para yani kumbarayı çizdim. 3. Şimdi M kaç oldu bu sefer? Bakın burada şu olacak. Öncekine gidiyorum. Bakın M arkadaşlar 0 yazdım. Kaç oldu? 0. 6 bölü 2. 3. Şimdi 3'ü yazdığın zaman kaç olur? 9 bölü 2. 4,5. Burada 4,5 varmış.
Tamam mı? Bir öncekinde. Şimdi 4.5 yazarsan ne olur? Kaç oluyor? 10.5. 10.5'un yarısı ne? 5,25. İşte başlangıçta para buymuş. Olayı anladınız mı? Sondan geriye doğru gitmeye bakıyorum. Bakın sondan geriye. Yani bunlar hep ne? İşlemler. Bakın ben o işlemi yapmışım. 3 lira varmış. Sonuçta atın 6 lirayı bakın içerisine. İçindeki para miktarı kadar atın. 3 liranın üzerine 3 lirayı ekledim. 6. 6'yı aldım, sıfırlandı. Gördünüz mü? Gibi. Bunun üzerine de aynı şekilde. Yani yaptığınızda sağlaması tutacak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bunun yerine geriden gelirken ne kalmış? Diyelim para kumbarada 2 lira mı kalsaydı? 2 lira kalsaydı kaç olurdu? 2, 8, 8 bölü 2, 4. Bir öncekine buraya 4 yazacaksın. Sonra 4'ü buraya yazıyorsun. 10 bölü 2, 5 yazacaksın. Atıyorum 5 artı 6 bölü 2. Böyle istediğin kadar geri git. Kaç defa yaptıysa. 5 defa yaptıysa bu işin 5 defa tamamla. O zaman direkt cevabı bulursun. Bakın bu da size benden hediye olsun. Bedava yine. Tamam mı? Problem yok. Anlaşıldı mı? Yeter ki anlayın siz. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 33. sorumuza. Burada da bize diyor ki bir top diyor belirli bir yükseklikten bırakılıyor. Top yere her çarptığında bir önceki düşüş yüksekliğinin 2 bölü 3'ü kadar yükseliyor. Normalde arkadaşlar bakın biz şöyle yükseklikten bir top bıraktık. Hop düştü, yükseldi, düştü, yükseldi, düştü, yükseldi, böyle gidiyor, doğru mu? Şimdi diyor ki top yere çarptığında hep ne oluyormuş? Bir önceki düşüş yüksekliğin 2 bölü 3'ü kadar yükseliyor. Top yere 3. defa çarptıktan sonra 96 cm yükseldiğine göre ilk bırakıldığı yüksekliği soruyor. Mesela ben buraya ilk bırakıldığı yüksekliğe bakın şuraya x diyeyim. Tamam mı? Buradaki yükseklik arkadaşlar x olsun. Top bıraktım. Yani bizim burada buralarda top böyle olur. Yuvarlak. Tamam mı? Yukarıda. He? Yok bu böyle çarptı. Birinci çarptı bakın. Birinci kez. İkinci kez. Üçüncü kez çarptı. Ve artık top nerede? Burada. Ne kadar yükselmiş? Yükseldiği. Bakın yükseklik ne diyor? 96 diyor değil mi? Burası 96. Şimdi bunu nasıl düşüneceğim? Bakın normalde bunu bıraktık mı? Ne kadar yükseliyor? X çarpı 2 bölü 3. Öyle değil mi? 2 bölü 3 kadar yükseliyor. Bir önceki düşüş yüksekliğinin. Yine ne kadar yükseliyor? Bunun 2 bölü 3'ü. Bakın 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3. Burada ne kadar yükseliyor? Bunun 2 bölü 3'ü. Yani kaç defa yere çarparsa o kadar 2 bölü 3'e çarpıyorum. Öyle değil mi? Yani 1, 2, 3. O zaman 1, 2, 3. 3 defa 2 bölü 3'e çarptım. O zaman buradan ne gelir? X çarpı 2 bölü 3. 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 eşittir 96. Bakın sadeleştiriyorum. 2, 2, 2 çarpı 8. 8'e böldüğüm zaman 12 gelir. Buradan x bölü 27 eşittir 12. Öyle değil mi? 3, 3, 3 çarptım. 8'e böldüğüm zaman 12 gelmişti. X o zaman ne geliyor? 27 çarpı 12. 27 çarpı 12 ne yapar? 270, 54 daha. 300 kaç oluyor? 24 mi oluyor? Değil mi? 270, 54, 270, 54 eklersek 324 santimetreden bırakılmış oluyor. Var mı burada sorun? Anlaşıldı mı? Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Terse götürebilirsiniz. Mesela buradan başlayıp buraya geri de gelebilirsiniz. Nasıl yapacaksınız geriye doğru gelirken? Şuradaki 2 bölü 3'ü ters çevirin. Mesela bakın burası 96 ya. Ben bunu bulmak istiyorum. Geriden gelirken diye söylüyorum. Bak 96 ne yapacaksın? O zaman 96'dan geriye gelmek istiyorsan bir önceki düşüş yüksekliğini bulurken bunu 3 bölü 2 ile çarpıyorsun. Bunu çevir bir öncekini bulursun. Bir daha çarptın bak 3 bölü 2 bunu bulursun. Bir daha 3 bölü 2 ile çarp. Hani 3 defa yere vurmuş ya. 3 defa 3 bölü 2 ile çarparsan x'in kendisini bulursun. Buradaki kesri ters çevirdiğinde. Bu da ne geliyor? İşlemi yaptığın zaman yine 324 gelecektir. Tamam. Mantık bu arkadaşlar. Dediğim gibi ne olur ne olmaz bunları öğrenelim. Bildiğim ne varsa artık iliğimi kemiğimi sömürdünüz. Ne varsa anlatıyorum bildiğim her şeyi. Yeter ki anlayın. Şimdi geldik 34'e. Bakın burada da diyor ki bir konferans salonunda bulunan 100 koltuğun bir kısmı mavi, kalan kısmı ise kırmızı renktedir. Bak ne diyorum? Arkadaşlar burada anla yani okurken bak burayı okurken noktaya kadar hemen sen olayı ne yapacağını anlaman lazım. Ne diyor? Konferans salonunda bulunan 100 tane koltuk var. Neymiş bunların rengi? Mavi ve kırmızı. Değil mi? Mavi ve kırmızı. Toplam 100 koltuk var. Şimdi bakalım.
Bak şimdi tamam ben bunu gördüm ya. Şimdi koltuk adet diyorum. Kaç tane bu? 100. Ve geliyorum hemen sonuna. Salonun kaç tane kırmızı koltuk vardır? Kırmızıyı mı soruyor? Bana bak buradaki kırmızıyı soruyor. Kırmızı. Yani ben buna x dersem o zaman burası ne olur? 100 eksi x olur. Kırmızıyı sorduğu için ben direkt x dedim. Tamam. Şimdi diyor ki bu salona bakın boş salona gelen 30 kişilik bir grubun 1/3'ü mavi, geri kalanı kırmızı koltuklara oturduğunda. Şimdi arkadaşlar boş salona gelen 30 kişilik bir grubun 1/3'ü mavi koltuklara oturuyormuş. Yani 30 kişilik grubun 1/3'ü ne? 30'un 1/3'ü hemen şöyle yazayım. 30'un 1/3'ü 10 kişi. Yani 10 kişi bakın oturan 10 kişi maviye oturuyor. Doğru mu? Geri kalanı kırmızı koltuğa oturuyor. Yani 20 kişi de buraya oturuyor. Doğru mu? Ne diyor? Boş kalan mavi koltuk sayısı. Peki boşu yazalım. Boş kalan mavi koltuk sayısı boş olan. O zaman şöyle olmuyor mu? 100 eksi x'ten 10 çıkartırsam ne olur? 90 eksi x. Bakın buradan 10'u çıkartıyorum. X taneydi. 20 kişi oturdu. O zaman boşlar nedir? X eksi 20. Diyor ki bize boş kalan mavi koltuk sayısı boş kalan kırmızı koltuk sayısının 3 katından 10 eksik. Şimdi burayı yazıyorum. Bakın boş kalan mavi koltuk sayısı 90 eksi x. Boş kalan kırmızı koltuk sayısının 3 katından 10 eksik. Demek bu. O zaman yazalım 90 eksi x eşittir. Hop erken yaşta kahve dağıtmamak için hemen bunu hızlı bir şekilde dağıtalım. 60 eksi 10. Buradan ne geliyor? Bunu buraya gönderdim. Bakın 60 70 attım ne geldi? 160 eşittir 4x. Her tarafı da 4'e bölersem x ne geliyor? 40 geliyor değil mi? Bakın x eşittir 40. Neyi soruyor? Kırmızı. Kırmızıyı sorduğu için de ne oldu? 40 olmuş oldu cevap. Var mı burada problem? Bakın sınav formatında arkadaşlar zor mu? Hayır. Burada noktaya bakın. Cümle içerisinde hemen bunları çıkartıp tablolaştırın. Bakın 34'e geldim. Çözüm yöntemi olarak hep ne? Aynı. Hikaye değişiyor, tarz değişiyor ama mantık değişmiyor. Bu mantığı oturtursanız emin olun ki sıkıntı yaşamayacaksınız. Şimdi geldik 35. sorumuza. Bakın arkadaşlar burada da bize diyor ki aşağıdaki tabloda bir öğrencinin Haziran ve Temmuz aylarında telefon, ulaşım ve eğlence giderlerinin bazıları ve bu 3 gidere ödenen toplam tutar verilmiş. Bakın gördüğünüz gibi Haziran, Temmuz ve burada ne toplamları veriliyor. Diyor ki yukarıdaki tablo ile ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyor. Neymiş bu bilgiler? Haziran ayında ulaşım masrafı, Haziran ayındaki ulaşım masrafı, Temmuz ayındaki ulaşım masrafının 8/13'ü. Yani bu bakın Haziran ayındaki ulaşım Temmuz'un 8/13'ü. O zaman ben buraya 13x dersem burası 8x değil midir? Değil mi? Bakın 8x 13x. Buradan bunu anlıyorum. Haziran ayındaki telefon faturası, Temmuz ayındaki telefon faturasından 15 lira fazla. Burası 25 mi? 15 eklersem ne olur? Bakın 40 yapar. Doğru mu? Hayırlı olsun. Şimdi devam ediyorum. Her iki ayda ödenen toplam tutar birbirine eşittir. Neyi soruyor? Temmuz ayında eğlenceye ödenen miktarı soruyor. Şimdi burası o zaman 180 doğru mu? 180. X'i bulalım arkadaşlar. Bakın buradan ne geliyor? Şu Allah'ın cezası bir X'i bulalım. Yıllardır arıyoruz. Bak 60, 40 ve 8X 180 eşit değil mi? Yazalım. 40 artı 8X artı 60 eşittir 180. Bakın burası 100. Attım karşıya ne oldu? 8x eşittir 80. X ne geldi? 10. Değil mi? Bakın x'in değerini 10 buldum. X'in değerinin 10 olması ne demek arkadaşlar? Bakın buranın 130 olması demek. Bakın dikkat 130. 10 ya burası. 13 çarpı 10 130. 130 25 daha ne oldu? 155. 180 olması lazım. Geriye ne kalır? 25. Bize neyi soruyordu? Eğlenceyi soruyordu. Eğlenceye ödenecek o zaman toplam tutar nedir? Temmuz ayında
yani 25 TL'dir. Olayı anladık değil mi? Bakın zor gibi görünebilir ama soruyu okuyun. İşlem yapın, denklem kurun arkadaşlar. Sonu bakın gerisi gelecek. Gördüğünüz gibi şunları yerine yazdım. X'i bulduk. Burada yerine yazdım. 130, 155, 180 olması için ne olacaktır? 25 olacaktır. Bu kadar. Olay bu. Kıracağım bu kafayı. Her şeyi çözüyor. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 36. sorumuza. Burada da bize diyor ki bir koşuda diyor yarışacak adayların her birine bir numara verilmiştir. Koşuda yarışacak erkek atletlere birden başlanarak ter sayı ne? Ter ne ya? Tek sayılar. Tek sayılar. Tek sayılar numara olarak verilmiş. Kıracağım bu kafayı, hep yanlış yazıyor. Şimdi birden başlanarak tek sayılar numara olarak veriliyor. Arkadaşlar yani koşuda yarışacak erkekler ve kadınlar var. Burada ne oluyor? Erkeklere birden başlanarak tek sayılar numara olarak veriliyor. Koşuda yarışacak kadın atletlere 2'den başlanarak çift sayılar numara olarak verilmiş. Tamam, o zaman ben hemen şöyle yazayım. Erkeklere ne veriliyor? Şöyle 1, 3, 5 böyle gidiyor. Bakın kadınlara da arkadaşlar ne olmuş? Ona da 2, 4, 6 böyle gidiyor değil mi? Tamam. Diyor ki koşuda diyor erkek atletlere verilen son numara 83'tür. Tamam. Burası 83. Şöyle tek sayıymış. Koşuda yarışan erkek atletler kadın erkek atlet sayısı kadın atlet sayısının 3 katıdır. Yani arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. Benim buraya vermiş olduğum son sayı eksi olsun. Çift ya burası. 2 4 6 diye gidiyor. Burası da 1 3 diye gidiyor. Diyor ki bize bu koşuda erkek atlet sayısı kadınların 3 katıymış. Koşuda yarışan kadın atletlere verilen son numara kaçtır? Yani X soruyor bize. O zaman ben buradan şunu bir bulayım. Bakın burası toplam erkek sayısı nedir? Yani erkek sayısı eşittir diyorum. 1, 3, 5 diye gitmiyor mu? Yani ardışık sayı bunlar. Hemen nereye gidiyorum? Gauss amcama gidiyorum. Son terim eksi ilk terim değil mi? Bölü artış miktarı artı 1. 82 bölü 2 41. 41 artı 1 42. Yani burada bu koşuda 42 tane erkek varmış. Şimdi sorumuz şu, diyor ki koşudaki diyor arkadaşlar neredeydi? Koşuda yarışan erkekler kadınların 3 katı. Yani erkek eşittir 3 çarpı kadın ise yazalım. Kaç oldu? 42 eşittir 3 çarpı K ise kadınlar ne geliyor? 14. Yani 14 tane kadın varmış. O zaman ben aynı mantıkla kadın sayısını bulursam, bakın kadın sayısı ne? Şu değil mi? Kadın sayısı terim sayısından gidiyorum. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1, 14 değil mi arkadaşlar? Değil mi? 14. Bunu düzenleyelim. İster burada burayı şöyle çarpın. 2 x bölü 2 14. Yani x eşittir nedir? 28 kadınlara verilen işte son numara. Zor mu soru? Değil. Uzun olabilir ama soruyu düzgün bir şekilde okuyup işleme döktüğünüzde sıkıntı yaşamayacaksınız. Tamam mıdır? Var mı arkadaşlar burada problem? Tamam. Olay bu. Şimdi geldik 37. sorumuza. Hocam atlas anladım. Evet. Güzel. Sen anladın mı? Ben de başarılı. Tamam. Sen anladıysan tamamdır Etra Bey. Şimdi bakın 37. sorumuzda da bize diyor ki aşağıdaki şekillerde Arda ile Berk'in kumbaralarındaki paralar gösterilmiştir. Bunlar kumbaralarındaki paralarmış. Şimdi Arda kumbarasından 2 adet 25 kuruş harcıyor. Kafayı sallıyor. 2 adet ben ne yaparsam bunu yapmayın. Şimdi Arda kumbarasından 2 adet 25 kuruş harcıyor. Berk ise kumbarasına 1 adet 25 kuruş ve 1 adet 50 kuruş atıyor. Şimdi arkadaşlar şunu önce bir yazalım. Buradan ne olacak? Bakın Berk Arda 2 adet 50 kuruş harcayacak. Berk ise kumbarasına 1 adet 25 kuruş ve 1 adet 50 kuruş atıyor diyor. Buna göre her iki kumbaradaki paraların toplam değerinin eşit olabilmesi için Arda kumbarasına kaç adet 25 kuruş atmalı? Şimdi soru arkadaşlar şekilli olabilir, görselli olabilir ama bak mantıklı düşünün. Şimdi burada ne kadar para var? Şimdi 50, 100, 150, 200. Burada 200 TL var. Burada ise bakalım 40 değil mi? 50, 100, 150, 200. Burada da 200 var. Yanlış saymadım değil mi? Bakıyorum. 40, 50, 100, 150, 200 TL. İkisinde de 200 var. Şimdi diyor ki Arda kumbarasından 2 adet 25 kuruş harcıyor. Yani 200 eksi 2 çarpı 25 kuruş gitti. Bir eşitlikten söz ediyor soruyu okuduğumda.
Diyor ki Berkis'e kumbarasına bir adet 25 kuruş. Yani 200'dü. Bir adet 25 kuruş atıyor. Ve ne yapıyormuş? Bir adet 50 kuruş atıyormuş. Bize diyor ki buna göre her iki kumbaradaki paraların toplam değerinin eşit olabilmesi için Arda kumbarasına kaç adet 25 kuruş atmalıdır? Yani arkadaşlar Arda'nın kumbarası bu değil mi? Buraya kaç adet 25 kuruş atmalı? X adet 25 kuruş atsın. Tamam, işlemi yapalım. 25X, bakın burası ne oldu? Artı 150 eşittir. Burası ne oldu? 250, 275. Alın bunu, bu karşıya gönderin. Allah, gidiyor kalem. Durun, bekleyin orada. Şimdi sakin olun. Evet, buradan sarı gelecek. Bak, buna benzer bir soru çıkabilir. 275'ten 150 çıktı. Ne oldu? 25x eşittir. Kaç oldu? 275'ten 150 çıkartırsam 125. Her tarafı da 25'e bölersem ne olur? X eşittir 5. Yani 5 adet ne olması lazım? 25 kuruş atması lazım. Bunun çok matematikle de alakası yok arkadaşlar bu sorunun. Adam diyor ki buradan diyor, hani denklem kurmasam bile, al 2 adet 25 kuruş diyor, gitsin diyor, harcadı. Tamam mı? Kaç lirası oldu bunun? Bu kumbarada 150 lirası var. Değil mi? 150 lirası. Şimdi bu adam ne yapmış? Berkis'e kumbarasına 1 adet 25 ve 1 adet 50 kuruş atıyor. Yani 75 ekledi. O zaman burası ne oldu? 275. Bu aradaki fark ne? 275'te 150 arasında 125 değil mi? Bu 125 lira kaç tane 25 liradan gelir? 25 kuruştan gelir? 5 tane. Tamam mı? Böyle düşüneceksiniz. Öyle gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Bakın, soruları gözünüzde büyütmeyin. Tamam mı? Yani denklem kurun, hayal kurmayın. Tamam? Denklem kurmaya çalışırsanız problem yaşamazsınız. Geldik şimdi son sorumuz olsun. 38. sorumuz. Şu meşhur mum soruları. Bakın. Diyor ki burada, uzunlukları aynı olan iki mum aynı anda yanmaya başladığında biri 2 saatte, diğeri 3 saatte tamamen yanarak bitmektedir. Şimdi benim elimde 2 tane mum var. Bunların boyları aynı. Tamam, aynı boyda 2 tane mum var. Tamam. Şöyle biraz da alevlendireyim burayı. Heh, yansın yansın. Şimdi bunların boyları aynı mıymış? Aynı. Biri 2 saatte, diğeri de 3 saatte tamamen yanıyor mu? Tamam. Bu iki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 1 bölü 2'si olur. Şimdi bunları da nasıl düşüneceğiz? Bakın, ezber değil. Bunları nasıl yapmam lazım? Nasıl çözeceğiz? Nasıl düşüneceğiz? Birden fazla yol var. Ben önce birinci yoldan bahsediyorum. Diyorum ki eğer ki bunların arkadaşlar boyları aynı. Biri 2 saatte, biri 3 saatte bitiyorsa, bakın şu 2 saatte bitsin. Bu da 3 saatte bitsin. 2 ile 3'ün eşitleyin. Kaçta eşitlenir? 2 ile 3, 6. O zaman ben bu mumun boyunu 6x diyorum. Bu mumun boyu da 6x'tir. Doğru mu? Uzunluk 6x. Şimdi size soruyorum. Bu 2 saatte yanıyor. Bu da arkadaşlar 3 saatte yanıyor. Öyle değil mi? Tamam, bu 2 saatte yanıyorsa 1 saatte ne kadar yanar? Bakın 1 saatte. 1 saatte bunun yanan kısmı, bakın 6x bölü 2'dir. Doğru mu? Yani 3x'lik kısmı yanar. Peki bunun ne? 6x bölü 3, yani 2x'lik kısmı yanar. Öyle değil mi? Bize ne diyor? Kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 1 bölü 2'si olur? Şimdi arkadaşlar, bu ne kadar süre sonra olsun? T saat sonra olsun. T saat. Bakın. Şimdi bu 1 saatte 3x mi yanıyor? 2 saatte ne kadar yanar? 6x, değil mi? Peki T saatte ne kadar yanar? Burası 3x çarpı t, doğru mu? O zaman bunun t saatte 3x çarpı t'si yandı. Peki bunun ne? 2x çarpı t'si yandı. Öyle değil mi? Peki kalan ne olur? Kalan. Kalan söyleyin bakalım. Kalan 6x değil miydi? O zaman 6x eksi 3xt, bakın 6x eksi 2xt'dir. Öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar, mantık olarak hangisi daha küçük? Bakın bu 3x'te, bu 2x'te. Burası buraya göre daha nedir? Kısadır. Yani bu 2 saatte, bu 3 saatte yanıyor ya. Demek ki bu şurada bir yerdeyken bu şurada bir yerdedir. Bu yorum yapmasanız bile zaten bunun buna oranı 1 bölü 2 olur. Yani bakın buradan 6x eksi 3xt bölü 6x eksi 2xt eşittir 1 bölü 2 olur. Bu böyle olur. Başka türlü olmaz. Şimdi şuradaki x'lerin demek ki benim için hiçbir anlamı yok. Bakın şu x'leri atın.
X parantezini aldığını düşünün. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 12 eksi 6 T eşittir. Bakın buradan ne geliyor? 6 eksi 2 X geliyor. Şimdi bunu da atalım buraya. Bakın şöyle. Hop, bu burada, bu burada ne oldu? 6 eşittir 4 T ise T eşittir 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 saat. Yani 3 bölü 2 saat sonra birinin boyu diğerinin boyun 2 katı olur. Yani 3 bölü 2 ne demektir? 1,5 saat oluyor. Öyle değil mi? Yani bunu 3 bölü 2 de verebilir. Ya da nedir bu? 1,5. 1,5 saat sonra bu olay gerçekleşiyormuş. Olayı anladık mı arkadaşlar? Var mı burada problem? Tamam mıdır? Bakın dediğim gibi böyle düşüneceksiniz. Bu 2 saatte bu 3 saatte yanıyorsa boylarını aynı dediği için hemen ne yaptım? 6'ya eşitledim. Ve buradan sonra buraya 3x yazdım. Buraya ne yazdım? 2x yazdım. Sonrasında dedim ki T saatte bunu ne kadar yanar? 3x T'si yanar. Bunun neyi yanar? 2x T'si yanar. Ha, buraya x demenize de gerek yok. 6'ya 6 da diyebilirsiniz. Uşav. Tamam mı? Buradan 6 6 deyip direkt x'e de girmeden işi çözebilirsiniz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü aynı boy alın. Demek ki onun bir anlamı yok orada x dememin. Buradan sonra da bakın yazdım 3x'te, 2x'te, 6x-3x'te, 6x-2x'te. Bunların oranları, yani bakın burası daha küçük olduğu için bunun bunun oranı 1 bölü 2 t'yi oradan bulabilirsiniz. Bir de bunun rasyonel çözüm yolu var. Rasyonel çözüm. Hani ikinci bir yolda yine aslında benzer mantık. Ben sadece bunu anlatacağım. Bakın şuraya aynı mantık. Rasyonel çözüm yapıyorum. Şimdi diyeceğim ki bu her şeyin tamamı nedir arkadaşlar? Bakın her şeyin tamamı, şöyle yine aynı mantıkla düşünürsem, her şeyin tamamı birdir. Tamam mı? Şimdi madem ki her şeyin tamamı bir, o zaman ben burada şunu yazıyorum. Bu 2 saatte mi yanıyor? 1 saatte ne kadar yanar 1 saatte bunun? 1 bölü 2'si yanar. Bakın bu 2 saatte yanıyorsa bu mum 2 saatte yanıyor. Bu o zaman ne olur arkadaşlar? Bu da 3 saatte yanıyorsa bu 1 bölü 3 yanar 1 saatte. Çünkü oran olarak böyledir. Bakın 2 saatte yanıyorsa 1 saatte ne kadar yanar? 1 bölü 2. Bu ne? 1 bölü 3. Peki x saatte ne kadar yanar? X saatte. Bunun x bölü x'i yanar. Bunun da x bölü 3'ü yanar. Doğru mu? Peki kalan ne? Aynı mantık. Bakın kalan. Şimdi bunun her şeyin tamamı 1 değil miydi? O zaman bunun kalan ne? 1 eksi x bölü 2. 1 eksi x bölü 3. Oldu mu? Yine ne yapıyorsunuz? Bunun oranı buradan sonra artık, yani buradan sonra zaten çözüm şununla aynı. Bunun oranı, hemen ben şuraya yazayım, işlemi siz yapın. 1 eksi x bölü 2 bölü 1 eksi x bölü 3 eşittir 1 bölü 2 diyorsunuz. Yine oradan neyi buluyorsunuz? Direkt olarak zamanı bulacaksınız. X'i, yani x ne geliyor? O da 1,5 geliyor aynı şekilde. Tamam mı? Olay bu şekilde arkadaşlar. Korkacak bir şey yok. Emin olun. Rahat olun. Dediklerimi yapın. Her video sonrasında dediklerimi yapın. Buradaki soruları tekrar tekrar çözün. Rahat olacaksınız ve çözeceksiniz. Problem yapmaya başlayacaksınız. Tamam. O zaman bir sonraki videomuzda görüşürüz. Devam ediyoruz yine aynı şekilde problemlere. Hadi bakalım, kısa bir ara.